Acun Doğuzkan'ın kitap Edebiyat Gayli programı Galip Çağla Ustaların Çağı'nın yepyeni bölümüyle 28. bölümüyle karşınızdayız. Türk ve dünya edebiyatını derinden etkilemiş ölümsüz eserleri ve bu eserlerin yazarları olan bizim deyimizde ustaları, kalem ehlilerini konuşmaya devam ediyoruz. Tabii öncelikle programımızın isim babası Galip hocamıza merhaba demek istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Artık yani sizin elinizdeyiz gene ve artık bu oturdu hocam Evet. fon olarak. Sizin Kitaplara da bir şey kitaplarınızın, olmuyor. Yani evet, nazar gözümde demiyor. olmuyor. Çünkü iyi göze bakan Evet, izleyicilerimiz var artıyor var aslında. artını. Hocam 28, 27. bölümümüzün sonunda dünya edebiyatına döndüğümüzde bu noktada dünyanın en ünlü yazarlarından biri olan Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi adlı romanını konuşacağımı Evet. söylemiştiniz. Evet. Ben sözü çok uzatmayayım. Oscar Wilde Üstad, Dorian Gray'in Portresi adlı eserinde nelerden bahsetmiş? Buyurun hocam. Eyvallah, öncelikle hoş geldiniz. Daha böyle hani hemen kitaba geçmeden bir iki husus var, onları bir paylaşmak, konuşmak istedim. Önce biz bu programı hemen Öğretmenler Günü'nün arifesinde çekiyoruz şu anda ve muhtemelen de İşte Öğretmenler Günü'nden bir hafta 10 gün sonra filan yayınlanmış olacak. Ama madem şimdi çekiyoruz, buna denk geldi. Öncelikle tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Çünkü kitap deyince aklımıza ilk gelenler öğretmenler oluyor. Bir. İkincisi, bu programı çekerken biz fazla samimiyiz. Yani aslında takipçilerimizle sık iletişim kuruyoruz. Onlar da sağ olsunlar taleplerini bize beyan ediyorlar açıktan. Bunların hepsi bizim için değerli notlar alıyoruz. Bunları eğer bir sıkıntıysa gidermek, bir takdirse de bunlara devam edebilmek için de mücadele veriyoruz. Bu taleplerden bir tanesi de sesle alakalı bir talepti. Yani sesin biraz da arttırılmasını talep ediyordu dostlar. Bununla alakalı biz bir takım çalışmalar falan yapıyorduk ama işte hemen düzelecek kişiler değildi. Ama işte derdi kitap olan dostlarımız var. Bunlardan bir tanesi de Ahmet Demir Bey. Kendisi de zaman zaman kitap videoları çekiyordu. Sonra biraz ara verdi gibi. O hiçbir talebimiz olmadan bize ulaştı ve bir mikrofon, hatta küçük de bir tripod sağlayarak bize destek olmak istediğini ifade etmişti. Aslında şu anda bir mikrofonumuz var. Fakat mikrofonla alakalı bir teknik desteğe daha ihtiyacımız olacak. İnşallah bundan sonraki videolarda ses kalitemizi artıracağız. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi kitaba dönersek, Dorian Gray'i konuşmak riskli bir şey aslına bakarsanız. Yani evet, elimizdeki kitap dünyanın en önemli metinlerinden, en önemli kültlerinden bir tanesi. Fakat daha başta yazarına o kadar ciddi menfi tesirde bulundu ki bu eser. Bazıları bu kitap için yazarını yok eden eser ifadesini kullanır. Oscar Wilde'ın tek romanı aslında Dorian Gray, Britanya Edebiyatı'nın, İrlandalı Dublinli Wilde, edebiyatın önemli adamlarından bir tanesi. Fakat diğer dünya üzerinde yazılmış, yani bu tarz bazı tartışmalı başka metinler de var tabii, konuşulacak. Bunlardan biri ileride konuşacağız inşallah. Nabokov'un Lolitas'ı mesela böyle bir tartışmalı metin. Yani üst tabakada, üstünde metnin okunan, ilk görünen, size çarpan kısmında anlattığı ya da sizin anlattığını düşündüğünüz şey özellikle sığ bir noktada kalırsa rahatsız edici düzeyde oluyordu. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'de böyle bir metin aslına bakarsanız. Yani özünde kitabı okuyanların ya da kitapla alakalı çok ağır eleştirilerin özünde, kitapta vurgulanan olayın içerisinde ısrarla geçen dönemin bir kere kendi şartları içerisinde, yani 1891'de yayınlanmış Dorian Gray, Oscar Wilde'ın kullandığı argüman açısından bakıldığında dönem açısından çok sıkıntılı. Bugün modern zamanlarda bile eğer bu kitap düşünüldüğü gibi cinsel tercihler üzerine inşa edilmiş bir metin olsaydı, ki ben buna katılmıyorum kesinlikle. Evet, yani kitabın okurken kitapta ilk yüzünüze çarpan bu olduğu için bu etki gözden kaçmasın, İhmal etmiyoruz ya da bunu inkar etmiyoruz ama şüphesiz Oscar Wilde'ın bu eserde kullandığı şey malzeme olarak bu gibi dursa da bunun çok ötesinde derinlikte bir metin. Çünkü Dorian Gray özellikle İngiltere için ya da Avrupa için söylüyorum, sanayi inkılabının böyle en şiddetli olduğu dönemde, çocuk işçilerin böyle her yerde arttığı, insanların öldüğü, sokaklarda cinayetlerin işlendiği İngiltere için özellikle çok kabus bir dönem. Ve bu karmaşık, karanlık, umutsuz coğrafyada, umutsuz evrede Oscar Wilde bir kitap yazıyor, Dorian Gray'in Portresi diye.
Eser yayınlandıktan sonra çok ciddi baskı altına alınıyor. Bu baskılar sonucunda tutuklanıyor. 3 sene kadar hapis yatıyor. İşte bir belirli bir süre üzerinden hapis yatıyor ve öldükten sonra 3 sene kadar sonra da Paris'te, yani kendi ülkesine barınamıyor öyle söyleyeyim. Paris'te oldukça büyük bir fakirlik içerisinde de ölüyor. Hikayesine geçmeden evvel Wilde bu kitap için bir ruhun hikayesi diyor. Yani bir ruhun hikayesi ifadesinin altında yatan en temel şeylerden birisi. Bu eser de aslında bakarsanız varoluşçu bir metin. Yani bunu bir kere aklımızın bir yerine yazalım. İnsanın kendiyle mücadelesi, sorgulaması, bilhassa da insanın özellikle kendisine dürüst olup olamamasıyla alakalı ve buna dair bedellerini anlatan önemli bir metin. Zor okunacak, yazarın gösterdiği cesaret kadar okuyanın da göstermesi gereken cesarete çok muhtaç bir metin. Hakikaten okurken sizi çok hırpalayabilir, zihninizi çok vurabilir, bazı konularda yüzünüzü çok ekşitebilir, yüzünüzü ekşitirken çok yorabilir. Yani bu belki bu manada çok 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 önemli ve değerli bir argüman olabilir. Hakikaten sizi hırpalayacak. Bazı noktalarda kızabilirsiniz. Ya Galip Hoca burada ne anlattı ki bu kadar, bu kitapta ne gördü derseniz, birazcık isterseniz yani bu manada içinden bahsedebiliriz. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'inde aslında 3 tane karakter arasında geçen insanın dünyadaki varlığıyla çok alakalı. Özellikle de insanın şeytani tarafı, nefsi, egosu ve bunların beslediği bir hedonist tavrın, yani zevkçi, hazcı bir tavrın bir insanı ne kadar şeytanileştirebileceğine dair bir hikayesi var. Dorian Gray karakteri, hani aslında bunun artık filmleri falan çok da fazla yapıldığı için Dorian Gray Batı edebiyatında zaman zaman bazı kült filmlerde bir süper kahraman gibi de anlatılır. Çünkü hikaye kendi içerisinde bir fantastik kurgu da içermektedir. Şöyle, Dorian Gray oldukça yakışıklı, yakışıklılığın ötesinde bir güzel görüntüye sahip bir karakter ve bir dostu bundan çok etkilenerek bir portresini yapmak istiyor Basil. Ve bu Basil'in de bir arkadaşı var, Henry. Henry'nin Dorian Gray ile olan ilişkisi ve ilişkinin gidişatı, kullanılan dil, kullanılan üslup, Henry'nin yaklaşımı, işte bu hedonizmi, cinsel tercih meselesini, eşcinsellik gibi kavramları bir anda gözümüzün önüne getirirken sanki Henry ile Dorian Gray arasındaki ilişki bir yerde devam ederken Basil'in Dorian Gray ile olan saf ve iyi niyetli ilişkisi de böyle arka tarafta, arka fonda ilerlemeye devam eder. Dorian Gray, Henry vesilesiyle dünyanın bir zevk sarmalı içerisinde var olduğu gibi bir kanıya var, kanar, öylesine ulaşır, vakıf olur ve giderek kötüleşen bir hayat çizgisine tutulur. Bu sırada Basil tabi tabloyu yapmaya devam eder ve en sonunda da bitirir tabi. Dorian Gray'in, yani hikayenin aslında bakarsanız ana kurgusu tam burada başlar. Çünkü Dorian Gray'in yıkıldığı yer tabloyla ilk defa yüzleştiği noktadır. Buraya kadarki hikaye oldukça sert bir ifadeyle geçer, sert bir mizaçta geçer öykü. Fakat bu noktadan sonra Dorian Gray o tabloda gördükleriyle kendinin o güne kadarki tavrı arasında bir seçim yapmak zorunda kalmasını ve o bahsettiğim katı hedonist tavrın, nefsin, narsist bakışın, narsist duruşunun, özellikle de fiziki ve dış görünüşün kendisine verdiği bu kırıcı yakıcı ifadenin kendisini şeytanla yapacağı bir anlaşmaya doğru götürüşünü izlersiniz. Dorian Gray bu anlaşma sonunda nasıl bir hayat yaşarsa yaşasın kendisinin değil tablonun yaşlanmasını diler. Ve bu dilek sonunda da kendi yaşantısı giderek kötüleşirken bu kötülük karşısında fiziken bir tahribata uğramazken tablo giderek kötüleşir ve tüm bu tahribat sonunda da onun silüeti, yani siz bunu ruh da diyebilirsiniz, ruhunun bir şeytan silüetine dönüşüşünü izlersiniz. Aslında insanın kendisiyle hikayesi açısından baktığınızda Dorian Gray'in hikayesini birkaç kez okursanız kişinin aslında kendisiyle mücadelesi, hayatla olan mücadelesine dair, özellikle modern zamanlara dair çok net şeyler anlamaya ve algılamaya başlarsınız. Doğru bir okuyucu, dolu bir okuyucu, dolgun bir okuyucu, hikayeye gönderilen bu edebi dışılık, özellikle cinsel söylem ve tercihlerle alakalı baskın olduğu iddia edilen üslubun aslında bu hikayenin çok talim noktası olduğunu da görür ki Wilde bunu hiçbir zaman kabul etmemiştir.
ki bunun üzerinden de kendisine çok fazla da eleştirinin de geldiğini görüyoruz ki şöyle de düşünmek lazım. Var gezmiş de bir adam. Yani gezen de, dünyayı da tanıyan da bir adam. Sunduğu şeyi, anlattığı şey şüphesiz, yani biraz Oscar Wilde okuyorsanız ya bu kadar basit bir sarmala ait olamaz diye düşünüyorsunuz. Bu bence önemli bir nokta. Fakat işte modern zamanda, modern kafayla okuduğunuzda ki elinizdeki metin bugün itibariyle 120 oradan, 10 oradan koysa 130 yıllık bir metin yani. 130 yıl önce Victoria döneminin böyle en ağır şeylerini hissedildiği bir evrede Oscar Wilde gibi bir adamın İngiltere'nin sanayi devrimi sonrasında içinde düştüğü keşmekeş, insanların her açıdan zihnen, ruhen, bedenen, fiziken yaşadıkları ortada kalmışlık, araf, o dönüşüm karşısındaki tarumar oluş hali, bunların hepsini o kadar sert, o kadar katı ve bir o kadar da can yakıcı gerçeklikle anlatıyor ki, dediğim gibi yani hikayedeki bu eşcinsellik ithamı ve vurgusu, evet görüntüde doğru gibi dursa da bunun çok ötesinde, çok alta böyle çok sinsice diyelim hatta, bir İngiltere eleştirisinin olduğunu da görüyoruz ki yani bunun en temel gerçekliği, geçenlerde de başka vesileyle bir yerde de anlatmıştık. Suç ve Ceza yazıldıktan sonra mesela Dostoyevski de bununla karşı karşıya kalmıştı. Yani bir gözaltı ve tutuklama hadisesi yaşamıştı. Çünkü bu kadar bir ayrıntıyla cinayeti anlatan adamın mahallesinde böyle bir cinayet vardır diye bir yargı oluşmuştu. Keza aynı şeyi hatırlarsak burada konuşmuştuk yine. Knut Hamsun Açlık için de, Açlık isimli eseri için de söylemiştim ben. İnsanın açlığı bu kadar canlı ve güçlü anlatabilmesi için şüphesiz açlık çekmiş olması gerekir. Keza Zweig'da aynı şeyler var. Zweig'ın birçok metninde bu var. İşte Oscar Wilde'ın da özellikle iki kişi arasındaki bu cinsel arayış diyelim, hani bu noktada hedonist arayış demek bence çok çok daha doğru ve daha geniş bir perspektif anlayışı ortaya koyar. Bu hedonist arayışın bu kadar iki kişi arasında bu kadar uzun diyaloglar, bu kadar derin ve insan zihnini zorlayıcı, hakikaten yüklenici bir hava ile verilmesi, Wilde'ın da belki de kendi içinde bu sıkıntılı seçimleri yaşamak zorunda kaldığını bize gösterir. Ama öte yandan da baktığınız zaman Dorian Gray kendi hayatı nasıl ki tablodaki bir silüet kendi yaşantısı sonrasında giderek şeytani bir görüntüye kavuşur ve aslında bakarsanız ruhu şeytana dönüşürken yok oluyorsa, Wilde'ın da Dorian Gray'in Portres eseri sonrasında yaşadıklarıyla adeta belki de bir daha çok fazla eser verecekken bir anda 3 yıllık bir dönem içerisinde oldukça da acı ve ızdıraplı bir hayat hikayesiyle Paris'te kendi memleketinde değil. Keza bunun yine örneklerinden bir tanesi de Zola böyleydi. Hemen hemen aynı dönemlerde Zola-Dreyfus davası vesilesiyle 1898'de o şimdi suçluyorum diye yine Can Yayınları'ndan çıkan metinde verilen o manifestoyu yayınladığında o da terk etmek zorunda kalmıştı ülkesini. Galiba bu tip zor metinleri, hani o Kafka'nın dediği ısıran metinler, vuran metinler, hırpalayan metinleri kaleme almak, bir kere kendi çağın açısından bakarsanız zor ve ciddi cesaret isteyen bir şey. Yani bu suya sabuna dokunmadan belirli bir çizgide ve ritimde yazılmış metinler şüphesiz daha risksiz ve insanı çok da böyle yormayan metinler gibi dursa da kendi çağını aşıp evrensel bir hale gelebilmek, klasik tanımında bu yatıyor. Dorian Gray'in Portresi'ni eminim çok kişi okumuştur yani. Belki bugün bir kez daha Dorian Gray'i okumak bu manada çok başka türlü bir kapı da aralayabilir. O yüzden hani böyle olgun ve dolgun, nitelikli okuma yapacak olan okuyucularımız için Dorian Gray'in ciddi bir odakla, ciddi bir sükunetle, ciddi bir anlama çabasıyla, yani o bahsettiğimiz kendi dönemi içerisindeki acımasız eleştirileri bir kenara bırakılarak okunmasının ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de son bölümleri. Metnin yani kitabın tamamı belki sizi çok yorucak ama son kısımları okumak şüphesiz insanın kendi varoluş hikayesi içerisinde sorgulamaları, çizgi dışına çıkma talepleri ya da çıkışlarına dair önemli kapılar açacak diye düşünüyorum. Kaldı ki zaten yani Oscar Wilde'ı da bu manada anlatmaya gerek yok. Herhalde dünya edebiyatının en fenomen kişiliklerinden bir tanesi olarak da kayıtlara da geçmişti yani. Hocam ağzınıza sağlık. Eyvallah. Şimdi ben yani şunu söyleyeyim bir kere de Dorian Gray'in Portresi hakikaten yani böyle konuşulacak metinler arasında çok sonralarda çok yorucu bir metin. Fakat hani benim de özellikle tekrar söylüyorum şehirli
Aydın, şehirli Aydın namzetleri, özellikle üniversiteden yeni çıkmış, kendi içerisinde elitlik ve elit olmama sancıları çeken gençler açısından hani böyle bir kırılma yaratabilmek, zihni özgürlüğü sağlayabilmek, her şeyi konuşabilme çabasını karşılık olarak görebilmek adına bu metni çok heyecanla okumuştum ben. Çok da heyecanla anlattığım, çok da heyecanla konuştuğum metinlerden bir tanesi. Yani bu açıdan bile bakıldığında ki kaderi de çok acayip yani. Bu kadar sansür, bu kadar baskı, bu kadar yazarın üzerine gidiş açısından ben çok değerli görüyorum. Kendini hazır hisseden derhal okusun yani. Derhal. İnşallah izleyenlerimiz bu önerinizi dikkate alırlar hocam. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bugün biraz hızlı bir video oldu hocam. Evet. Tabii daha şimdi bir sonraki şeyi de söyleyelim. Bir kısa Ha, sesi on. yaparız onu. Aha. Lafınızı böldüm. Estağfurullah. Öncelikle Ahmet Bey'e ben de teşekkür etmek istiyorum Eyvallah. müsaadenizle. Sağ olsun bizi şey yaptı ama bizim işte teknoloji, özellikle benim teknoloji özürlüğüm hala daha devam ediyor. İnşallah ilerleyen bölümlerde onun sağladığı o teknik şeyi buraya entegre edebileceğiz. Edeceğiz inşallah. Birincisi o. İkincisi de ben unutmuştum. Tarihler artık bu aralar tarih mefhumu çok kalmadı. Hı. Siz hatırlattınız. Ben sizin öğretmenim olarak Öğretmenler Günü'nü şimdiden kutlayayım Eyvallah. hocam. Var olun. Siz Teşekkür ederim. söylediğiniz bir öğretmen olarak ben Yok tarihler estağfurullah. artık ben de dediğim gibi Eyvallah. çok oturmuyor. Böyle şey yapıyor. Bunu da ekleyeyim. İkinci olarak da hocam şey diyeceğim. Her çağda yaşayanlar bir önceki çağı güzel düşünüp kendi çağını kötü görüp bir şeylere sığınmışlar hocam. Özellikle bu 18. yüzyılın, 19. yüzyılın sonlarında bu yazarlık işte Rusya'da ve İngiltere'de, Fransa'da böyle güçlü yazarlar işte burada Britanya'da Oscar Wilde, işte Fransa'da Emin Zola, işte Rusya'da zaten bir sürü Dostoyevski'si, Turgenev'i saymak da bitmez. Onlar o çağda buna sığınmışlar. Bizim yani belki 17. 18. yüzyılda o zorluğu görenler başka bir şeye sığınmışlardı. Söyleyebiliriz ama mesela bizim çağımızda da bir şeye sığınmışlığımız illaki vardır ama böyle ne bileyim insanlığın herhalde en zor çağlarından birini yaşıyoruz. Belki televizyonda bunu anlatıyorlar ama o da iş yapsın diye de başka böyle ya da film sektöründe iş yapsın diye daha popülist şekliyle yapılıyor. Siz bunu söyleyince mesela yani Oscar Wilde'ın hikayesi şeyini anlatınca benim kafamda neyse böyle bir şey bir anda belirdi böyle her çağı düşünürken. Çünkü biz hep önceki çağları güzel düşünüyoruz ama yani özellikle mesela Britanya için 19. yüzyıl muazzam bir çağ yani. Dünya tarihine baktığım zaman üzerine güneş batmayan imparatorluk, muazzam bir ekonomisi, işte yani dışarıdan bakıldığında çok güçlü bir devlet, dünya istediği gibi yönetiyor, şekillendirmeye başlamış, istediği yerde devlet kuruyor, istediği yerde koloni kuruyor. Ama Oscar Wilde o dönemi anlatırken daha farklı böyle. Mesela bunun yanında Charles Dickens ya da işte Emily Bronte anlatırken farklı şekilde anlatıyor. Mark Twain. Mark Twain mesela. Yani her çağın galiba kendi içinde şeyi var hocam. Tüm sancılı dönemler bu sancıya paralel olarak derin kırılmalar böyle bu çağı anlatan derin metinler ortaya çıkar. Özellikle de eğer sancılı dönemler her açıdan söylüyorum bunu. Bir güç odağı, bir hegemon güç, bir iktidari güç tarafından büyük bir baskı altına alınıyorsa görüntü her ne kadar kötü olsa da değişmeyen bir kuraldır. O çağdan sonraki yüzyıla bile ulaşabilecek çok keskin, çok insanı anlatan ve yaralayan metinler ortaya çıkartır. Ben buna biraz güvenirim. Yani bunalım çağları, o bunalım sonrasındaki kaos kavramı işte böyledir. Yani mesela matematikteki kaosla, fen bilimindeki kaosla, bu manada bizim sosyal bilimlerde anladığımız kaos aynı manaya gelmez. Yani kaos sadece bizim açımızdan bir kaotiklik, bir karmaşa yaratmaz. Aynı kaos aslına bakarsanız kaos sonrası dönem için asıl aydınlığı da yaratan şeydir. Böyle görmek lazım. Bu adamların kafaları öyle çok normal kafalar değil. Yani bana da çok kızarlar. Yeni edebiyat, yeni edebiyat, yeni edebiyat. Eyvallah yeni edebiyat ama şunu kabul edelim. Biz de son 50 yılda belki kendi coğrafyamız için söylüyorum ben bunu. Bu kırılmayı bekliyoruz. Yani bir şey çıksın diyoruz ama biz de böyle çıkıp işte var evet tabii ki Oğuz Ataylar var filan falan ama yani sanki böyle tam bu şeyi bir türlü göremiyoruz. Görmek istiyoruz. Çünkü artık hepimizin zihninde karmaşık ve sert bir yaşam gailesi var. Böyle görmek lazım. Mesela Dorian Gray'i okuyan ve eleştirenlerin önemli bir kısmı tüm bu
sancıyı eminim içlerinde yaşadılar. Ama bunu itiraf edebilmek, de, vaat için söylüyorum özellikle, çok zor. Büyük cesaret istiyor. Yani konuşmak, itiraf etmek, hedonist talepler de olabilir. Yani bunların histerik bir takım tavırlar da olabilir. Yani ki bu insanın kendi içinde yaşadığı şeylerden biri. Ve bugün artık dünya özellikle bu psikanalitik bakış açısıyla değerlendirildi. Daha önce çok defa çok vesile söyledim. Bir kez daha söyleyeyim. Tekrar gibi olacak ama varoluş sancısını bir hastalık olarak görmüyor artık kimse. Yani burada tabii biz kitap üzerinden bir program yapıyoruz. Yoksa oturur tartışırız. Hedonizmi, hazcılığı, zevkçiliği, dünya nedir, amacımız ne, nereye gidiyoruz tartışabiliriz. Ama şu bir gerçek. Dorian Gray üzerinden ki mesela bu çok tartışılır. Oscar Wilde Dorian Gray de kendini anlatır. Yani bütün büyük yazarların Hemingway bunu çok söyler. Bir yazar yazdığı şey ne olursa olsun bu yazarın başından geçmiştir hissi veriyorsa diyor Hemingway o yazar büyük bir adamdır. Şimdi şeyin Oscar Wilde'ın şanssızlığı burada anlatılan şeyin başından geçtiği vehmi hayatını karartmış. Ve bir eser tabiri caizse adamın hayatını yok etmiş yani. Böyle görmek lazım. O yüzden bunalım çağları, o bahsettiğin 19. yüzyıl kırılmaları filan her zaman kötü bir şeyi anlatmıyor. Her insanın bir felakete ihtiyacı olması gibi belki her toplumunda bu manada kendini bir toparlayıp hızlıca bir yeniden terbiyeye geçiş için bir felakete ihtiyacı olduğu da açık. Böyle görmek lazım. Eyvallah hocam. Tekrar bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Biraz ben normalde pek soru sormam ama bu sefer böyle bir Yok. soru Patron soracağım. sensin abi. İstediğini Estağfurullah. sorarsın. Hoca Bir anlat anda öyle dersini birbirine anlatır. döndü. O zaman hocam 28. bölümümüzün artık sonuna doğru Eyvallah. geliyoruz. İsterseniz kitabımızı bir gösterelim Şöyle tekrardan. evet can Hocam buyurun. yayınlarında. Başka yayınları var. Sanırım İtaki falan da çevir. Ya biz bunları burada söylüyoruz. Bu bir reklam falan gibi de algılanmasın sakın. Sadece bu kitaplar iyi metinler. Yani iyi çeviriler okuması lazım. Çevirenleri de hani burada hayırla yad etmek, yaşıyorsa anmak, vefat etmişse rahmet dilemek önemli. Mesela bu kitabı çevirmenin Nihal Yayınovalı çok büyük iş yapmış. Kendisini de hürmetle burada da böyle almış olalım. Çevirmenlik de bu ülkede çok değerli. Bu metinler için özellikle hakikaten büyük iş takdir etmek lazım. Can Yayınları, Dorian Gray'in portresi buradan okunması tercihidir, okunabilir yani. Eyvallah hocam. Şimdi 29. bölümde Türk Edebiyatı'na geri dönüyoruz hocam. Evet. 29. bölüm için hangi kitabı Şimdi düşündünüz burada acaba? şöyle yaptık. Zaman zaman takipçilerimiz bize özelden ya da ortaya yorum yaparken taleplerde de bulunuyorlar. Yani biz onların taleplerini tabii ki değerlendiriyoruz ama burada olabildiğince herkese hitap eden, belki birazcık da arkadan altyapı olsun, güçlü metinler konuşmuştuk. Belki tarih olarak yakın sayılabilecek dönemde yazılmış ve yine istek olarak da tarafımıza iletilmiş metinlerden bir tanesi İhsan Oktay Yanar'ın Puslu Kıtalar Atlası. Ya çok kişiyi sevindirecek birçok kişi de ya bu kitabı şimdi konuşmanın zamanı mıydı diyebilir. Bence zamanın nasipse bir sonraki programda aslında bir felsefeci İhsan Oktay Yanar bu manada. Felsefecinin edebi bir metne felsefenin neler yapabileceğini gösteren hakikaten çok kült ve sert bir metin olan Puslu Kıtalar Atlası'nı yapacağız. İletişim yayınlarından çıkan metin. Yani 2018'de 61. baskısını yapmıştı bu kitap. Olayı böyle bakarak beklerse dostlar bence yerinde olur yani. Güzel. Hocam dediğiniz gibi popüler bir kitap. Yani insanların Doğru. merak ettiği. Ben kitabımda çalışırken iyi satıyorduk ama hani iyi okunuyor muydu orasını bilmiyorum tabii. Bu videodan sonra 29. bölümden sonra Göreceğiz. göreceğiz gerçekten İnşallah. iyi okumu. Ağzına sağlık hocam. Eyvallah. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Buradan takipçilerimize de selam Eyvallah. Hepsine. iletiyoruz. Var olsunlar. Evet. Kendilerine dikkat etsinler.